Bir kamera düzeltmesi yapalım müsaade ederseniz. Değil mi? Böyle biraz daha alalım. Biraz başımızdan aralık verelim. Canlarım benim. Evet. Hoş geldiniz. Trakyalılar gibi söyleyeyim. Hoş geldiniz veya hoş geldiniz, hoş geldiniz. Trakya'da böyledir. Bir köy kahvesine gittiğiniz zaman birisi hoş geldiniz der size. Eğer muhtar oradaysa o ilk hoş geldiniz diyen muhtardır. Ya da yoksa en yaşlısıdır. O bir kişiden sonra herkes sırayla. Hoş geldin veya hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin hemşerim veya. Agacım hoş geldin veya. Hoş geldin be kardeşim veya. Hoş gelmişsin veya. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Ve sonra misafire bir çay yap benden veya. Abi ne bakarsın abala bala be ya. Yapsana çay misafire be ya. Başlarlar benim hemşirelerim. Çocukluğumda ilk kahveye gidişimde nasıl böyle bir şaşırmıştım, nasıl şaşırmıştım? Dayıcığım onun demişti, adet olalım demişti. Öyledir buralarda. Çok küçüktüm daha. İlkokula gitmiyordum ya. Sonra gittiğimde artık alışık olduğum için o adetlere çok hoşuma bile gitmeye başladı, gitti. Canlarım, bu sefer böyle başladık muhabbete. Bu gece haber çok. Evet, haber çok. Öyle haberler var ki herhalde videomun başlığında zannederim okumuşsunuzdur. Mesela devalüasyon geliyor mu? Bakacağız devalüasyon geliyor mu, gelmiyor mu? Devalüasyon kendi kendine mi geliyor? Devalüasyonu getiriyorlar mı? Devalüasyon olmasın diye baskı mı yapılıyor? O sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Faiz artışı devam eder mi yoksa kırıkta kalır mı? Bakacağız. Görüşeceğiz. Konunun analizini yapacağız. HDP AKP yakınlaşması olabilir mi? Geçtiğimiz günlerde anlattım, olabilir demiştim. Bugün biraz daha detay verebilirim. Fatih Terim fonunda neden Fatih Terim yok? Bu soru çok güzel bir soru. Hayır, fonun ismi Fatih Terim fonu değilmiş ama bugün Denizbank Genel Müdür de galiba görüştü. O da hemşerim benim be ya. O da Karadırlı. Kırklareli'nin mahallesi. Karadır'dan ama benden bayağı genç tabii ki. Koruyucu biri mi var? Soru önemli bir soru. Doğru bir soru. Bakacağız. Bunları cevaplamaya çalışacağım. %40 faiz dolardaki artışı durdurur mu? Bakacağız be ya. Bakacağız gari. Bu da Muğlalıların şivesi. Sinan Ateş dosyası rafa mı kalkıyor? Yani bu şartlarda kalkacağı benzemiyor. Hele bir de Mehmet Şimşek para da bulmuşsa o dosya o rafa hiç kalkmaz. Yani Erdoğan Bahçeli'yi bir şeylere ikna eder, etmiyorsa da al atını severim tımarını der. Diyebilir tabii der derken yani diyecek demiyorum ha. Aman tahmin de etmiyorum ben öylece. Konuşuyorum. 2000-2023 yılları arasında siyaset arenasının etkin isimleri son rollerini oynuyor olabilirler mi? Bu soruyu da sevdim aldım buraya. Cevaplamaya çalışacağım. Ama onlardan kim kaldı? Meral Akşener var. Kemal Bey gitti. Recep Tayyip Erdoğan var. Devlet Bahçeli var. Ali Babacan var. Temel Karamollaoğlu var. Ve bir de kim var? Ah, Ahmet Davutoğlu var. Başka şimdilik yok galiba. Ali Babacan çok genç. Gitmeyebilir belki. Bilmiyorum ama bakacağım. Yani o konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Uncle takma isimli torunlarımızdan biri bana diyor ki dede bir sorum olacak. Bir dönem Sayın Tansu Çiller'in danışmanıydın ve yurt dışındaki mal varlığını satıp Türkiye'ye getireceğini söyledi ama yapmadı. Bu konuda ne dersin? Köln'den selamlar. Benden de Köln'e selamlar sevgili kardeşim. Soru iyi soru. Sorular daha doğrusu güzel sorular. Dilim döndüğünce, aklım yettiğince, kafam bastığınca cevap vermeye çalışacağım. Ama bu soruların analizini yapmadan önce ya da bu olayların hepsi soru değil bunların. Bunların durum tespitlerini, analizlerini yapmadan önce bir şey söyleyeyim.
Eğer bir konuda tahminde bulunacak isem ben size tahminim bu derim. Öngörüm bu derim. Bir olayla ilgili kanaatimi belirtebilirim. Tahmin başka bir şeydir, kanaat başka bir şeydir. Meteorolojiden haberiniz yok, gökyüzüne bakarsınız. Ya bugün yağmur yağacağı kanaatindeyim dersiniz. Bu bir kanaattir. Tahminle ilgisi bile yoktur. Ama dersiniz ki meteorolojiden öğrendim. Hava tahmin raporuna göre bugün yağmur yağacak. Bu bir bilgidir. Meteoroloji resmi bir kurumdur. Bilimsel çalışır. Siz onun verdiği haberi duymuşsunuzdur. Yalansa onun yalanıdır, sizi ilgilendirmez. Ve siz meteorolojinin tahminini paylaşırsınız. Yine çocukluğumda rahmetli küçük dayıcımdan öğrendiğim bir şeyi söyleyeyim. Böyle orakta daha ziyade orak vakti. Çünkü orakta yağmur sevilmez. Harman'da da yağmur sevilmez. Genelde de zaten Balkanlarda da Akdeniz gibidir, Ege gibidir. Yazın yağmur yağmaz ama neyse. Yine de korkarlardı. Dayıcım böyle yapardı. Parmağını satırdı, havaya tutardı. Yeli geldi derdi, seli de gelir. Nasıl hissederse yağmurun parmağındaki ıslak bölümü rüzgarın ıslatmasını hisseder. Orada rüzgarı hisseder daha doğrusu. Ve rüzgarla beraber yağmur yağacağını söylerdi. Israr ederdim niye böyle diye. Öyle öğrendik derdi. Bize de öyle öğrettiler derdi. Ona da babaları öğretmiş, dedeleri öğretmiş, amcaları öğretmiş, birileri öğretmiş yani canlarım. Evet, ben dediğim gibi tahmin etmişsem tahminimi de size söyleyeceğim. Temennim ise zaten size temennilerimi söylüyorum. Diyorum ki konuda şunu temenni ediyorum. Ben temennilerini saklayan birisi değilim canlarım. Evet, temenni, dilek bunlar hemen hemen hepsi aynı şeyler. Önce devalüasyon geliyor mu? Şimdi devalüasyon gelip gelmeyeceği konusunda çok emin değilim ama Türkiye'de zaten devalüasyon sürekli oluyor. Neden oluyor? Hani şöyle söyleyeyim. Bir hanımefendinin, bir kadının hamileliği hamileliktir. Rahmetli Sadri Alışık filmlerinde bizi güldürmek için yapardı. Azıcık hamile de derdi. Azıcık hamile olunmaz. Devalüasyon binde bir bile olsa, on binde bir bile olsa, piyasa şartlarında yapılmışsa, yahut da Merkez Bankası yapmışsa, Merkez Bankası Türk lirasının değerini yabancı paralar karşısında binde bir bile düşürse, bugün binde bir, yarın binde bir, öbür gün binde bir düşürse, bunun adı devalüasyondur. Devalüasyon bir ülke parasının bir başka ülke parası karşısında değer kaybetmesidir. Bu değeri piyasada kaybedebileceği gibi, yani piyasadaki arza ve talebe göre kaybedebileceği gibi, bu değeri o ülkelerin merkez bankaları da kendi paralarına değer kaybettirebilirler. Bunu dünyada en çok kim yapıyor? Çin yapıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le papaz olmasının temel sebeplerinden biri Çin'in kendi parasını sık sık devalüe etmesi. Ne oluyor kendi parasını sık sık devalüe edince? Gayet basit. Rekabet gücü artıyor. Çin'in ürettiği mallar Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar Çin yuanına karşı değer kazandığı için Çin malları ucuzluyor. Çin'in sattığı mal ve hizmetler ucuzluyor. Ucuzlayınca Çin fiyat rekabeti yapmış oluyor. Bu nedenle hatırlayanlar bileceklerdir. Bilmeyenlere, bilenlere hatırlatayım, bilmeyenlere söyleyeyim. Aslında kur savaşı 1994 yılında başlamıştı. 2008 diyorlar, hayır. Kur savaşları 1993-94 yıllarında başlamıştı. Clinton başkandı. Clinton'ın başkanlığı döneminde başlamıştı. Ve o noktaya gelmişti ki devalüasyon yaparak fiyatlarını
düşüren, ucuzlatan Japonlar Amerikan piyasasını adeta işgal etmişlerdi. Arabaları zaten ucuzdu. Ufak tefek arabalar yapıyordu. Benzinden tasarruf ediyorlardı. Amerikalılar benzini bol buldukları için, hani Arap yağı bol buldu mu kıçına sürermiş ya, Amerikalılar da benzini bol buldukları için 1,5 tonluk arabalar yaparlardı. Neredeyse arabanın arkasına bir tane benzin tankeri bağlayacaksınız. Benim de bir 78 model Grand Le Mans'ım vardı. Pontiac Grand Le Mans'ım vardı. 12 sene kullandım onu. Hayatımda en sevdiğim arabaydı. Müthiş bir arabaydı. 78'de, 78 modelde ama ben 80'de almıştım arabamı. 2 yaşındaydı. Amerikan İstanbul Konsolosluğu'ndan satın almıştım. Ve iyi durumlu o zamanlar. Fena değildi. Mükemmel bir arabaydı. Konfor, müthiş bir konfordu. Neyse. Ama küçüktü gerçi. V8 ama 301 motordu. Bir de onların 401'leri vardı. Çalışanları. Benim arabama fındık motor diyorlardı. Buna rağmen yine de diğer arabalardan, mesela Mercedes'ten de çok daha fazla benzin yakıyordu ama olağanüstü konfor, ondaki konfor Mercedes'te yoktu. Övünmek gibi olmasın. Ya 11 seneki, yani hemen hemen 12 sene yakın arabanın keyfini sürdüm. Çünkü 1992'de sattım, evet. Doğru. 1912 seneye yakın zevki sefasını sürmüşüz sevgilim ve iki çocuğum. Onlarla fotoğraflarımız var. Bir ara belki paylaşırım. Şimdi burada aklıma geldiği için bahsettim size. Söz ettim ondan. Canlarım. Evet. Japonlar hem ufak araba hem tasarruflu araba yapıyorlardı. Bir de paralarını devalüe ediyorlardı. Amerikalılar çıldırıyordu. Ya Clinton gibi insancıl, demokrat bir başkan az daha bazı Amerikalı iş adamlarının tarihiyle Japonya'ya neredeyse savaş açacaktı. Joseph Stiglitz o zamanlar Clinton'ın baş danışmanıydı. Sonradan Nobel ödülü aldı. Ünlü iktisatçı profesör. Müthiş bir adamdır. Kitaplarım daha önce. Bende iki kitabı var. Daha önce size göstermiştim. Birisi neydi? Küresel krizdi. Ötekisi de 90'lı yıllarda ekonomi nasıl başarılı oldu falan diye. Başarılıydı. Clinton çok başarılıydı. Doğru. Gerçekten başarılıydı. Ama işte onlar Clinton'a dediler ki bir dakika, aman ha sakın. Gerek yok buna. Gerek yok. Biz rekabeti aynı şekilde ürünlerimizde kaliteyi de arttırarak, daha küçülterek ürünlerimizi yaparız ama o ülkenin otomobillerini ya da diğer ürünlerini, elektronik ürünlerini, Amerika'ya özür dilerim canlarım, dayak yiyeceğim galiba, burnum kaşındı. Amerika'ya girişini yasaklamak Amerika Birleşik Devletleri'ne yakışmaz dediler. Clinton vazgeçti ve aslında iki tarafta, hem Japonya hem Amerika Birleşik Devletleri aslında bu işten karlı çıktılar. Her zaman size söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. David Ricardo, karşılaştırmalı maliyetler teorisi. Küreselleşme temelinde aslında David, yani Adam Smith'ten daha çok hatta, David Ricardo'nun karşılaştırmalı maliyetler teorisi yatar. Ülkeler maliyeti kendilerinde daha ucuz olan, daha kolay ürettikleri ürünleri satacaklar. Onun yerine kendilerinde üretmeye kalktığında pahalıya mal olacak ürünleri satın alacaklardır. Bu doğru bir sistemdir. Küreselleşme bu açıdan bizim gibi gelişmekte olan ülkelere ya da az gelişmiş ülkelere büyük bir avantajdı. Ama canlarım, Amerikalı, Avrupalı, büyük büyük devasa uluslararası şirketler, çok büyük zengin şirketler küreselleşmeyi istismar ettiler. Evet. Neredeyse artık gerçekten de tarihin sonu bile gelmek üzereydi. Yani artık ondan sonra da liberal demokrat kapitalizmden başka bir sistem düşünülemez bile denilecekti ki küreselleşme açgözlü, gözlerini hırs vurmuş, bizde Fatih Terim fonundan daha çok para kazanmak isteyen futbolcular gibi davranınca küreselleşme battı. Küresel kriz çok rahat aşılabilirdi. O çok güçlü devletler, büyük şirketlerin sahipleri, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere kriz anında parasal destekler, finans destekleri verebilirler. O ülkelerin de yatırım yaparak en azından istihdamı da teşvik edebilirlerdi. Böylece aslında kendi ürünlerini
üretirler, yine kendilerine ihraç ederlerdi. Hem girdikleri ülke para kazanır, döviz kazanır, rahatlardı. Hem de kendi iç piyasalarını rahatlatırlardı, yapmadılar canlar. Tüketicilerin de rahatladılardı, yapmadılar. Daha çok kazanmak istediler. Daha çok paramız olsun, daha çok satalım dediler. Az daha, o zaman daha 3. Dünya Savaşı kopabilirdi. Neyse kopmadı. Şimdi gelelim bize. Bizde dediğim gibi devalüasyon zaten bizde hemen her gün oluyor işte. Bazen dolar Türk lirası karşısında değer kaybediyor ya da Türk lirası dolar karşısında değer kazanıyor. O zaman da devalüasyon oluyor. Bir, Türkiye'de ben halkın anladığı manada, yani böyle baba bir kallavi bir devalüasyon olur mu olmaz mı anlatacağım. Yine bunları konuşurken aklıma geliyor. Daha önce anlatmış olabilirim, anlatmamışımdır. Anlattıysam dinleyenler, o gün dinleyenler beni affetsinler. Ama çok güzel, ilginç bir anıdır bu. 27 Mayıs 1960'ta ihtilal oldu. Babacımı aldılar dükkan sabah evden erkenden bir hafta sonra. Yani tam demek ayın 4'ü mü neydi galiba aklımda kaldığı kadarıyla. Haziran'ın evden sabahın köründe bir jandarma, iki jandarma değil özür dilerim. İnzibat için. Tabii inzibat kalktı galiba. İki inzibat, bir polis, resmi polis geldiler sabahın köründe babacımı aldılar gittiler. Neyse. Babam ve 39 arkadaşı daha 45'li cezaevine atıldılar. Bunlar Demokrat Partiliydiler. Tabii babacığım önce nezarette kaldı. Nezaretten sonra cezaevine aldılar. Ben de babacığım cezaevine gittiğimde beni çok rahat görüştürüyorlardı. Babacığım ve arkadaşlar orada. Onlar hepsi bir yerde böyle 40 kişiydiler. 40 Demokrat Partili yani. 40'lar elinde 40 demokrat aynı koğuşta yatıyorlardı. Konuşuyorlardı. Aklımda kaldı rakam. Kalanı söyleyeceğim. Allah uzun ömürler versin. Ali İnce diye bir abimiz vardı. Amca daha doğrusu. Abi dediğim amca. Yani babamdan da yaşı büyüktü. Sağlam demokratlardan biriydi. Ali İnce'nin Ali İnce değil. Burhan İnce. Özür dilerim. Burhan İnce. Tabii Burhan İnce. Burhan İnce. Onlar 3 mü 4 mü erkek kardeş neydi? Burhan İnce'nin oğlu Fuat İnce bir ara neydi o? Bilim TÜBİTAK. TÜBİTAK'ta başkanlık da yaptı zannederim ya da başkan yardımcısıydı. Profesör Fuat İnce. Babası Burhan İnce anlatıyor. Neden ihtilal oldu diyor. Diye sorulduğunda diyor ki çünkü diyor Menderes affedersin rahmetli Menderes devalüasyon yaptı diyor. Devalüasyon. Sonra tabii ilerleyen yıllarda öğreniyorum. Devalüasyon yani Türk parasının değerini düşürdü. Meğer 1957'de 1 dolar 2.95 iken yani 2 lira 95 kuruştan Menderes ekonomik sıkıntıya girince 1 doları 9 liraya çıkarmış. Özür dilerim. 9 liraya çıkarmış. %300 devalüasyon. Öyle derler. Devalüasyon olunca Türkiye'ye dışarıdan döviz gelmeye başlamış. Hatta demişti ki Burhan İnce askerler bol döviz olduğu için darbe yaptılar. Devalüasyon döviz miktarını arttırdı Türkiye'nin döviz rezervlerini. O zaman rezerv mezerv dememişlerdi aklımda kaldığı kadarıyla da. Ama askerlerin devalüasyon olduğu için darbe yaptıklarını söylediğini Burhan İnce'nin çok net hatırlıyorum. İlerleyen yıllarda orta 2'de olabilirim, orta 3'de olabilirim ama lisede değildim zannediyorum. Ticaret matematiği okuyorduk. Ticaret matematiği mi? Ticaret. Yok sadece ticaret okuyorduk. Dersimizin öğretmeni Memduha Mangılay'dı. Ben Memduh, öğretmenim Memduha Mangılay'dı. Eşi babamın hapishane arkadaşıydı. O da Demokrat Partiliydi. Biz ticaret dersinde devalüasyonu öğreniyoruz işte. Faiz öğreniyoruz, kur öğreniyoruz, çapraz kur öğreniyoruz falan. Klasik lisede tabii, klasik ortaokulda. Devalüasyon ne zaman olur diye sordu öğretmenimiz. Ben elimi kaldırdım. Söyle Bayraktaroğlu dedi. İhtilal olunca olurdu. Pardon. Ha devalüasyon olunca ne olur dedi. Affedersiniz. Devalüasyon olunca ne olur dedi. Ben tabii normalde paramızın değeri kaybolur diyeceğim. Ama hayır ben elimi kaldırdım. Darbe olur. İhtilal olur. İhtilal olur öğretmenim dedi. Tabii şöyle bir durdu şok oldu. Kahkahayla bastı. Nereden çıkardın dedi. Anlattım az önce size anlattığımı. Kocasının da o zaman hapiste olduğunu falan. Ya kaç sene geçmiş üzerinden? Zannederim 1900
63-64 yılları falan olması lazım. Bu olayın geçtiği sene. Devalüasyon öyle bir şey. Sonra ilerleyen yıllarda Burhan İnce'nin ne kadar haklı olduğunu gördüm. 1957 devalüasyonu 60 darbesini getirdi. 69 devalüasyonu 1971 muhtırasını getirdi. 24 Ocak kararlarındaki o büyük devalüasyon 27 liradan 44 liraya çıktı dolar. 12 Eylül 1980 darbesini getirdi. Burhan İnce o kadar akıllıymış ki ve o kadar akıllı evlat yetiştirmiş ki. Evet. Fuat çok akıllı bir, benden sanırım 4 yaş kadar büyüktü Fuat. Çok akıllı bir çocuktu. Çok kalın gözlüklerin camları falan vardı. Daha ortaokul lisedeyken bile zeki bir oğlandı. Babası da, annesi de öğretmendi. Aklımda kaldığı kadarıyla. Hem de harika bir öğretmendi. Zannederim Meliha'ydı ismi. Ve yine zannederim bir ara sevgili kız kardeşim Bahar öğretmenin de öğretmenliğini yaptı diye hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Bir daha Bahar'a sorarız ama öyle bir şeyler hatırlıyorum canlarım. Aradan 60 küsür sene geçti. Bazı şeyleri unutabiliyoruz tabii yani. Unutmuşsam da beni affedin. Türkiye'de şimdi bu şartlarda o tür, yani 57 devalüasyonu, 69 devalüasyonu, 1980 devalüasyonu, Tansu Çiller'in yaptığı 5 Nisan kararlarındaki 1994 devalüasyonu, Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki 2001 devalüasyonu olur mu? Olur. Çünkü her devalüasyondan sonra bir şey daha yaşadık biz. Bakın hep hiç değişmiyor bunlar. İhtilal olmasın, Allah korusun. O olmadı. Yani her devalüasyondan sonra IMF ile anlaşma yaptık. Ama 80'den sonraki darbe, son 80 darbesi son darbe oldu. 1994'ten sonra darbe olmadı. Ya belki yapabilir gibiler ama değilmiş demek ki. 2001'den sonra da askeri darbe olmadı ama halk sivil darbeler yaptı ve Türkiye bugünkü noktaya geldi. Devalüasyonlar yapıldıktan sonra IMF ile standby anlaşmaları yapılır. Neden yapılır? Yine daha önce anlatmıştım. Anlattığımda dinlemeyenlere onlar için anlatayım. Anlattığımda dinleyenler ve zaten bilenler de bir kez daha bildiklerini tazelesinler. Bir ülke sıcak paraya ihtiyaç duyar. Sabit yatırım gelmiyordur. Belirli bir süre maçı uzatmak, maçı oyalamak, zaman kazanmak gibi benzeri oyunlara başvurur. Bu oyunlardan biri de arbitrajdan para kazanan küresel yatırımcıları ya da yerel yatırımcıları, fark etmez ama onlar TL gelirler. Çok da fazla işe yaramaz. Daha ziyade tabii dışarıdan gelmesi gereken döviz için, döviz üzerine arbitraj yapanları Türkiye'ye çekmek için önce faizler arttırılır. Şak diye. Ya da tersi, fark etmez. Bir gecede şak diye paranın değerini düşürürler. Pardon. Tabii önce paranın değerini düşürürler. Önce devalüasyon yaparlar. 94'te de öyle oldu. 80'de öyle oldu. 94'te öyle oldu. 2001'de de öyle oldu. Önce devalüasyon yaparlar. Paranın değerini acayip düşürürler. %100, yani %80, ne bileyim, dolar 1 lirayken 2 lira olur. 2 lirayken 4 lira olur, 5 lira olur, 6 lira olur gibi büyük büyük, gerçekten yani böyle halkın anladığı anlamda devalüasyon yapılır. O büyük devalüasyonla birlikte faizler artırılır. Ama öyle kallavi bir faiz artışı yapılır. Neden? Çünkü elinde 1 milyon doları olan para, bizim paramız, onun parası karşısında devalüe edildiği için, diyelim ki %50, %100 devalüe edildi. Yani Amerikan doları 30 liraydı, diyelim 60 lira oldu. Türkiye'ye akın akın döviz gelir. Neden? Adam şimdi elindeki 1 milyon dolarla o gün bozdursa, devalüasyondan önce bozdursa 30 milyon alacaktı. 1 dolar 60 liraya çıktığında, bozdurduğunda 60 milyon lira alıyor. Faiz de çıktı mı yukarı iyice? O zaman devalüasyondan önce ve faiz artışından önceki 1 milyon dolarını bozdursa 30 milyon alacaktı. Bankaya koyacaktı diyelim. %40 faiz alacaktı. Ama 60 milyon alacak. Paramız onun parası karşısında değer kaybettiği için haliyle 2 misli alacak.
Ve faiz, o da diyelim ki çıktı %60'a, 1,5 misli de o arttı. Parasında bir sene vadeli yatırdı, Türk parasını. Eğer o bir sene içinde Türkiye'deki hükümet dövizi baskılarsa, yani devalüasyon yapmadığı gibi devalüasyon olmasının da önüne geçerse, hatta kur artışlarını da engellerse, piyasalara gelip döviz satarak engellerse, sıcak para bizim memleketi kendine vatan eder, vatan beller. Çok para gelir. Ama bir sene sonra nasıl çıkar biliyor musunuz? Diyelim ki 60 milyon doları yatırdı, %60 faiz, 36 milyon lira da faiz alır. 96 milyon lira elinde parası olur. Dolar 60 lira olduysa, bu sefer 1 milyon dolar yerine 1,5 milyon dolar para alır, çeker gider. Yani devalüasyon o kadar da sevimli, o kadar da güzel bir şey değildir. Devalüasyon olmamalı mı? Tabii ki olmalı ama nasıl? Siz bir Japonlar gibi yapıyorlardı Japonlar. Çin de yaptı. Evet, en son Trump zamanında Çin'le Amerika'da yine kur savaşları nedeniyle birbirlerine gireceklerdi. Siz büyümek istiyorsunuz, ekonominizi büyütmek istiyorsunuz, kaynaklarınız kıt. Bu büyümenin bir kısmını kendi paranızla yapmak istiyorsunuz, bir kısmı da gene çekebiliyorsunuz dışarıdan, küresel sermaye geliyor, küresel sermaye ile yapıyorsunuz. Belirli bir zaman içinde belirli miktarda enflasyonu göze almak zorundasınız. Bütün mesele o enflasyon kadar paranızın değerini düşürmektir. Yani bom dedim aklıma geldi olmaz. Ya da beklet enflasyon, devalüasyon yap, o da olmaz. Bu çok akıllı ve akılcı olmalı son derece. Bu ay ne kadar devalüe, bu kadar bu ay enflasyon ne kadar oldu, aylık enflasyon? Diyelim ki büyümeniz var ama mal ve hizmette gayet iyi, ürün fena gitmiyor. Talebe hemen hemen yetişmek üzere. Aylık %1 enflasyon mu yaşadınız? %1 de devalüe edeceksiniz paranızı. Bir dahaki ay yine %1. Paranızı yine %1 devalüe edeceksiniz. 3 ayda bir de paranızı %1,1 devalüe edeceksiniz gibi yani. Buna hep evet dedim. Peki şimdi gelelim Türkiye'de devalüasyon olacak mı sorusuna. Ben önümüzdeki 4 ay, yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarının Mart sonuna kadar Türkiye'de devalüasyon olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ben vermiyorum. Tayyip Erdoğan siyasetin kralını yapıyor. Vatandaş umurunda bile değil. Ülke umurunda bile değil. Devlet umurunda bile değil. Umurunda bile olmadığı için bütün seçimleri hep böyle popülist politikalarla kazanıyor ama ekonomide rayına oturmadığı gibi sürekli tökezleme halinde. Yani ekonomi bir türlü ayağa kalkmadı. Hep 4 ayak üstünde böyle yerde sürüne sürüne neredeyse gidiyoruz. O nedenle ben Erdoğan'ın bu süreçte paramızı devalüe edeceğini de zannetmiyorum. Niçin? Sıcak paraya ihtiyacı var. Sıcak paraya niye ihtiyacı var? Petrole ihtiyacınız var. Doğalgaza ihtiyacınız var. İlaç getirmek zorundasınız. Ham madde getireceksiniz. Yoksa fabrikalarınız ne üretecek ki canlarım benim? Gübre getireceksiniz. Hatta yem bile getireceksiniz. Getirmek zorunda bazı pek çok konuda. Ancak ithalatla biraz olsun içerideki arz talep dengesini sağlamaya çalışacak. 4 ay içinde hükümet bir yandan fiyat artışındaki hızı kesmek için ithalata abanacak. İthalat için para lazım, döviz lazım. Türk parasında olmaz, döviz lazım. Döviz yatırım için gelse gelmiyor. Neden? Recep Tayyip Erdoğan varken gelmezler. Her zaman söylüyorum. Gelme sıfır ihtimal. Bu yargıya niçin gelsinler insanlar? Adam kendi mülkü garantide değilken, kendi yatırımları garantide değilken niye gelsin ülkeye? Gelmez. Yatırım için gelmezler. Ha, devlet garantili tahviller için olabilir, onlar için gelirler.
En kötü ihtimalle bir koku aldıklarında pıt diye tahvillerden çıkıverirler. Nitekim öyle yapıyorlar. Hazine bonos alırlar. Alabilirler. Yüksek faizli hazine bonosları alabilirler. O nedenle ancak sıcak para olarak gelirler. Yani arbitrajdan para kazanmak için. Döviz baskılanmış, faiz yüksek. Dönem sonunda yüksek faizden çok yüksek gelir elde ederek baskılanmış kurdan satın alarak Türkiye'den tekrar çıkarlar. Ama o zamana kadar da zaten seçim olmuş olur. Büyük ihtimalle Erdoğan öyle düşünüyor. O öyle düşünüyor. Bu şartlarda yerel seçimleri kazanır ve haliyle yoluna devam eder. 4 sene kalır önünde. 4 sene. Ömrü vefa eder etmez bilmem. Ben ne Azrail'le konuşuyorum ne Allah'la iletişim kurabiliyorum. Öyle konularda tahminde bulunamayacak kadar da herhalde akıllıyım canlarım. Anlatabildim mi devalüasyon olup olmayacağını? 4 ay devalüasyon yok. Bakın ne kadar iddialı konuşuyorum. Bu 4 ay devalüasyon yok. Türk parası değer kaybeder mi? Kaybedebilir tabii. Çünkü aksi halde değer kaybetmezse en azından enflasyon artışı kadar, fiyat artışı kadar değer kaybetmezse bu sefer ihracat da tıkanır. İhracat tıkanırsa o sıcak paranın gelmemesi kadar kötü. Sıcak para kötü. Ama ihracatın tıkanması daha da kötü. İhracat ey kötü, ihracatçımız üretim yapıyor, çalışanlarına iş verebiliyor, parayı döndürüyor, parayı döndürerek arsa borçlarını döndürebiliyor. Yeni yatırım yapmışsa, yapacaksa onları yapmaya çalışıyor. Bunları hep ihracattan elde ettikleri döviz girdileriyle yapıyor bu insanlar. Haliyle ama yani halkın anladığı anlamda devalüasyon yok diyorum. Yoksa Türk parası, dolar ve avro Türk parası karşısında büyük ihtimalle çok az miktarda da olsa değer kazanmaya devam edeceği kanaatindeyim. Yani o kadar da hard diye üstüne, zaten o kadar üstüne basacak da döviz bulamazlar. Yok öyle bir döviz Türkiye'de canlarım benim. Bilmem anlatabildim mi? Sizden sadece yarım dakika isteyebilir miyim? Sadece yarım dakika. Ben galiba bir yanlışlık yaptım. Yanıma su almamışım. Ve biraz boğazım kurudu. Yarım saattir konuşuyorum. Müsaadenizle canlarım. Hemen geliyorum. Canlarım, özür dilerim. Hemen. Şimdi ne diyorduk bakalım, nerede kalmıştık bakalım. Faiz artışı devam eder mi yoksa 40'ta kalır mı? Bu konuda devalüasyon konusunda anlattığım gibi ben Aralık dahil Mart sonuna kadar faiz artışına gidileceğini zannetmiyorum. Bırakın faiz artışına gidilmesini. Yani bir ara faizleri düşürürlerse hiç şaşırmam. Onu da şöyle yaparlar gibi geliyor bana. Tahmin ediyorum. Dedim ya, sıcak para büyük ihtimalle bulacaklar. Öyle benziyor. Yani öyle görünüyor şimdilik yani. Bir çözüm var. Ya da biliyorsunuz bıyıklılar var. Bıyıklı Türkler var. Onlar getirecekler. Bakın geçen sene Türkiye'ye 26 milyar dolar nesebi belli olmayan para geldi. Affedersiniz. Anası babası belli olmayan çocuğa biz de biliyorsunuz piç derler. Türkiye'ye geçen sene 2022 senesinde 26 milyar dolar piç para geldi. Kirli, büyük ihtimalle kirli para, kara para. Nasıl geldi? Kimin parasının için geldi? Neden getirdiler? Bilmiyoruz bunları. 2023 tam olarak ne kadar geldiğini bilmiyorum. Ama 2022'den haberim var. Şimdi çok büyük ihtimalle 2022'de gelen o 26 milyar dolar gibi piç para Türkiye'ye yine gelebilir. O 26 milyar dolar Türkiye'yi ihracat durmamak şartıyla Mart'a kadar idare eder. İdare eder. Açık konuşalım. Şimdi biz yılda 50 milyar dolar enerji ithalatımız var. Değil mi canlarım? Ne yapıyor? 12'ye bölerseniz yaklaşık ayda
4 milyar dolar gibi bir enerji satın alımına ihtiyacımız var. 4 ay 4 kere 4 16 milyar dolar enerji ihtiyacımızı karşılar. Her şeye rağmen Türkiye'ye kışın da turist geliyor. Yani biz turist dış ticaret dışında da döviz gelirleri olan bir ülkeyiz. Çok iyi değiliz ama gelen bir ülkeyiz. Yani Erdoğan ve ekonomi yönetimi Mart sonuna kadar ekonomiyi kazasız belasız götürebilecektir. O nedenle ben 40 45 zannetmiyorum. Bakın zannetmiyorum yani. Garanti konuşmuyorum ya Allah Allah. Ama zannetmiyorum. 40'ta büyük ihtimalle bırakacaklar. Aralık'ta faiz artışı yok. Ocak'ta yok. Şubat'ta yok. Mart'ta faiz artışı yok. Ocak'ta belki değil ama Şubat ve Mart'ta sıcağı sıcağına taze olarak insanların üzerinde buharı kalsın diye faiz, kredi faizlerinde büyük düşüşlere bile gidebilirler. Kim? Kamu bankaları. Ne dedim geçen gece? Dün gece mi? Şimdiden kendinize banka müdürü ayarlayın. Biraz da iktidardan yana görüşünü yapalım artık. Olacak galiba. O ucuz faizli, düşük faizli kredi verildiğinde hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Gidin, kapın, alın. Çünkü Mart'tan sonra hepimizin bir taraflarına kar yağacak. Buz gibi Mart karı yağacak. Gülüyorum tabii ya. Abi tedbir alın diye söylüyorum ben size. Şimdiden söylüyorum yani. Ondan sonrası kötü. HDP, AKP yakınlaşması olabilir mi? Geçtiğimiz günlerde bunun olabileceğini söyledim. Recep Tayyip Erdoğan pragmatist bir siyasetçi. Nerede fayda? Orada. Recep Bey için siyaset yaparken din, iman, millet, milliyet, renk, ne bileyim işte temiz para, kötü para, kaka para, cici para bunlar çok önemli şeyler değil. Siyaset yaparken bütün dünyada aslında böyle. Recep Bey de biraz daha böyle. Ben Recep Bey'in HEDEP ile mantıklı bir birliktelik yapabileceğine de inanabilirim yani. Neden? Her zaman söylüyorum. Erdoğan başbakanlığı döneminde Kürt siyasi hareketiyle ve Gülen cemaatiyle yol yürüdüğünde bana kızabilirsiniz canlarım, bana kızın. Hiç kırılmam, hiç gücenmem ama yalan da söyleyemem. Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri başarılıydı. Başarılıydı abi. Yani kişi başına bildiği gelir. İlk 6 senede yok 6 değil 2003 9, ilk 9 senede 3 misli arttı. 3 misli arttı yani. Hatta 4 misli arttı. Şimdi bu kadar kör gözün parmağına deyip de siyasi abigoluk yapacak halim yok yani. Recep Bey'e muhalifim diye hakkını yiyemem. Recep Tayyip Erdoğan 2012 senesine kadar başbakanlığı döneminde kendisi bir şeyi bilmediğini bildiği için, bilmediğini kabul ettiği için ekonomi iyiydi. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişmiş ülkeler nezdinde 2002'den bile önce kine nazaran yani o zaman da bile sahip olmadığı kadar demokrattı. Hukukun üstünlüğü ilkesine çok değer veriyordu. Doğru öyleydi hakikaten de. Yargı gerçekten bağımsız hareket edebiliyordu. Recep Bey yargıya hiç müdahale etmiyordu. Gayet iyiydi yani o dönemlerde. Bunu kabul edelim canlarım benim. Haliyle yeniden yine o günlere dönme arzusu duyabilir. Bu nedenle de bütün bu şartlarda MHP'yi sırtından atmak isteyeceğini daha o ilk açıklamasını yaptığında size söylemiştim, hatırlayacaksınız canlarım. Fatih Terim fonunda Fatih Terim yok. Neden Fatih Terim yok? Koruyucu birim var. Şimdi araları nasıl bilmiyorum. Ama ben Fatih Terim'in Türkiye'deki bir numaralı koruyucusunun Mehmet Ağar olduğunu en yakından bilenlerdenim. Mehmet Ağar'a kızabilirsiniz. Mehmet Ağar'ın devlet memuru iken yaptıklarına öfkelenebilirsiniz. Ayıplayabilirsiniz. Ben de ayıplıyorum. Tabii ben de ayıplıyorum. Aynen ayıplıyorum. Ama yine bir şey söyleyeceğim.
Bu Mehmet Ağar birilerini tutmuşsa, birilerini elinden yakalamışsa, bu adam o birilerinin elini bırakmıyor kardeşim. Ya bırakmıyor, ne bileyim, bilmiyorum. Belki de yola çıktığı birileri de aynı şekilde onun elini bırakmıyor. Onun o kadarını bilmiyorum ama geriye dönüp baktığımda Mehmet Ağar'ın birilerine dostluk yapmış ise yapmaya devam ettiğine tanık oldum. Büyük ihtimalle bu son olayda da yargıda ve emniyette halen çok etkili olan eski Adalet Bakanı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Fatih'i korumuş olabileceğini düşünüyorum. Bir bilgim yok. Böyle bir bilgim yok. Ama şu kadarını da söyleyeyim. Mesela ben Mehmet Ağar Doğru Yol Parti'de iken, milletvekili iken Tansu Çiller'le arası çok bozulmuştu. Çok kötüydü arası. İşte o 1996 Susurluk olayından, 3 Kasım olayından sonra, istifasından sonra araları çok bozuktu. Fakat Elazığ'da çok güçlüydü. Ben kendisinin 1999 seçimlerinde aday gösterilmesi için Tansu Çiller'e tavsiyede bulundum. Peki dedi Tansu Çiller. Ve konuşmuyorlardı, görüşmüyorlardı. Yalımerez'le de görüşmüyorlardı. Ben Yalımerez'le de, Mehmet Ağar'la da Tansu Çiller'i barıştırdım. Arkadaş, insanları barıştırmak güzel bir şeydir. Geri kalan onlara kalmış. Ben küsleri barıştırdım. Bizim geleneklerimizde küsleri barıştırmak vardır. Benim de insanları barışa ikna etme yeteneğim vardır. Mehmet Ağar da yaşıyor, Tansu Çiller de yaşıyor. İkisini barıştırdım. Ve Tansu Çiller Mehmet Ağar'a kendisini Elazığ'dan birinci sıra adayı göstereceğine dair söz verdi. Ben de canlı tanığıyım. Milletvekilleri aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilirken Mehmet Ağar listedeydi ve Elazığ birinci sıra adayıydı Doğru Yol Partisi'nden. Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısında Mehmet Ağar'ın adını sildiler. Oraya başka isim yazdılar, biliyor musunuz? Ya yazmışlar, ne bileyim ben, yazdılar derken yazmışlar. Mehmet Ağar'la son görüşmem oldu. Telefonda elbette ağır konuştu. Yahu bir dakika Mehmet, benim ne günahım var, benim ne kusurum var. Ben sizi barıştırdım mı kardeşim, barıştırdım. Seni aday yapacağını söz verdim, verdi. Aday gösterdi mi? Ya gitti listede, gitti, ben gördüm, vardı listede, tamam da dedi. Kapıda benim adımı silmişler kardeşim. Sonra gerçi Mehmet Ağar'la, yani ondan sonra da son görüşmem demeyeyim, yanlış olur. Bir defa daha galiba görüştük. Artık 2002, sanıyorum 2002 ya da 2003'tü. Demokrat Parti ya da Doğru Yol Parti Genel Başkanı seçilmişti kongrede Mehmet Ağar. Ama ben zaten Doğru Yol Parti'de değildim. İlişkimizi kesmiştim. Yani Mehmet Ağar'ın böyle de bir işleri vardı. Böyle bir tarafları vardı Mehmet Ağar'ın. O sözünü tuttu. Doğru Yol Parti'den milletvekili adayı olmayı kabul etti. Tansu Çiller'le barıştı. Onunla ilgili her konuda yine kanat gerdi. Ama Tansu Çiller ve kocası Mehmet Ağar'a kazık attılar. Kazık attılar. Siz yine Mehmet Ağar'a kızmaya devam edin. Onlar ayrı şeyler arkadaş. Ben size bir olgudan bahsediyorum. Yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Canlarım benim ya. Şimdi bakın, Fatih Terim'le arası çok iyiydi. Yine bir olay daha. Yine hangi gazetede yazıyordum? Birisinde yazıyordum. Sevgili dostum, çok değer verdiğim dostum Emin Şirin'le beraber, biz Galatasaraylıyız. Emin de Galatasaraylı, ben de Galatasaraylıyım. Florya'ya gittik Emin'le ikimiz. Mehmet Ağar, Fatih Terim o zaman teknik direktördü. Sohbet ettik. Ben o zaman Fatih'in Mehmet Ağar'a gösterdiği saygıya samimi söylüyorum. Bakın samimi de söylüyorum. Hayran kaldım. Tabii orada bir şey söylemedim hiç. Asla. Ve Mehmet Ağar'ın Fatih'e bakan gözlerini, öyle o ki Mehmet Ağar katlar adamdır yani. Kardeş gibi bakışını, kardeş gibi davranıştı falan. Sonra Emin Şirin'le bunu konuştuk. Dedim ki ya bu nasıl bir dostluk böyle ya? Müthiş bir şey ya. Ben ilk defa bir futbol adamıyla bir siyaset adamının o kadar samimi ama samimi dost olduklarını orada gördüm. Sevgili Emin Şirin beni şimdi dinliyor mu bilmiyorum. Zannetmiyorum. Sonra duyar herhalde. Hatırlayacaktır. Müthiş bir şeydi bu. Sonra da yine bilebildiğim kadarıyla galiba Fatih Terim'le ortak oldular. Ve galiba yine bilebildiğim kadarıyla Pangaltı'da da ortak, hatta bir köşe başında Harbiye Pangaltı'da bir otel açtılar diye duydum. Duydum, yalan. Sahi bilmiyorum abi. Belgelerini görmedim. Öyle dediler. Öyle bir dedikodu ya da
haber yayıldı. Eğer Fatih Terim bu konuda korunuyorsa göreceksiniz arkasından Mehmet Ağar çıkacaktır. Lütfen not edin. Yanılabilir miyim? Canım yanılabilirim elbette. Ben sadece geçmişteki dostluklarına güvenerek böyle bir şey söyledim. %40 faiz dolardaki artışı durdurur mu? %40 faiz dolardaki artışı şöyle durdurur. Dolar Türk parası karşısındaki değer kazanma hızını biraz daha hafif ivmeyle yukarı doğru götürür. Yani daha uzun vadeli değer kazanır. Zaten şu anda da Merkez Bankası doların sene sonunda 30 lira olmasını kabul etti. 28.85'ti değil mi? Dün mü? Dün 28.85'ti. 30 lira olur yani. %40 faizle 30 lira olur. Aralık ayında da bir daha faiz artmayacağını da tahmin ederek söylüyorum tabii bunu. Hasılı durdurmuş sayılabilir. Yine dolar Türk lira karşısında değer kazanır ama bizim halkımızın anladığı manada bir devalüe edilmiş bir durum değildir. Kur ayarlaması gibidir. Hadi öyle söyleyelim o zaman. Kur ayarlaması gibidir. Sinan Ateş dosyası rafa mı kalkıyor? Bu soru benim asla cevaplayamayacağım bir soru. Neden? Abi ben ne emniyetle işim var, ne yargıyla işim var, ne askerle işim var. Hiçbir şeyle işim yok. Gazetecilik hayatımda da benim bu kurumlarla hiç işim olmadı. Dediğim gibi bu konunun uzmanlarını, bu konudaki en başarılı, en güvenilir muhabirleri, haber analistleri takip ederim. Ve onlardan aldığım bilgileri ya sizlerle paylaşırım. Sonra onların daha önce verdiği bilgileri aklımdaysa aklımda olanlarla, değilse de arşivlere girip bakarak kendimce analiz ederim. Ben bu olayın emniyetle ilgili, yargıyla ilgili kısmını analiz edemem. Bu konuda kanaat de bildiremem, tahminde de bulunamam. Ama Recep Tayyip Erdoğan eğer Bahçeli'den gerçekten kurtulacaksa ve HDP ile yeniden yol yürüyecek ise size kalıbımı basarım ki Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bahçeli hapse girmesi gerekiyor ise Bahçeli'nin hapse atılması için zerrece kılını dahi kıpırdatmaz devam der. Kenan Evren'e o kadar saygılıydı, o kadar saygılıydı ki Recep Tayyip Erdoğan. Evet Kenan Evren'e. Ama sonra ne yaptı? Gücü ele geçirince Kenan Evren'in yatakta aparatlarını söktü. Evet ölüm döşeğindeki aparatlarını söktü. Söktürdü yani. Neyse. Bir şey değişmez. Aynı şey. Hasılı bu Sinan Ateş dosyasının rafa kaldırılması ya da kaldırılmaması Erdoğan'ın HEDEP ile yapacağı yaparsa tabii yaparsa görüşmelere bağlı diyebilirim. 2000-2023 yılları arasında siyaset arenasının etkin isimleri son rollerini oynuyor olabilirler mi? Evet, oynuyor olabilirler. Hatta oynuyorlar diyebilirim. Bakın burada öngörümü ve tahminimi size söyleyebilirim. Yakın zaman siyasetinde Erdoğan yok. Yakın zaman siyaseti. Yakın zaman 4 yıldan itibaren başlar artık. Ondan sonrası yakın zamandır. Hadi 4,5 diyelim peki. Yakın zaman siyasetinde arenamızda Recep Tayyip Erdoğan yok. Yakın zaman siyasetinde Devlet Bahçeli yok. Yakın zaman siyasetinde Meral Akşener yok. Ahmet Davutoğlu yok. Temel Karamollaoğlu yok. Gültekin henüz genç ama sürdürebilir mi Demokrat Parti genel başkanlığını? Demokrat Parti, İyi Parti bitti bir kere. İyi Parti'yi kim kurtaracak, nasıl kurtaracak bilmiyorum. İyi Parti'nin kurtarılabilmesi için bir tek şart var. Onu da yapmazlar. Zamanında söylemiştim. Hadi şimdi bir daha söyleyeyim. İyi Partililer İlhan Kesici'nin evine gidecekler. Diyecekler ki lütfen Cumhuriyet Halk Parti'ni istifa et. Gel bizim partimizin başına geç. Olağanüstü bir kongre yapalım. Sizi genel başkan seçelim. Bizi toparlayın. Yerel seçimlere bizi siz götürün. Ve kiminle nasıl ittifak ederseniz edin, biz size güveniyoruz. Buyurunuz, geliniz. Derlerse ne olur biliyor musunuz? İyi Parti kurtulur, Demokrat Parti İyi Parti'ye katılır.
Çok mu iddialıyım? Evet. Öyle bir şey olursa görürüz hep beraber. Katılıp katılmadığını. Üç milletvekili var değil mi? Üç milletvekili var. İyi Parti'den üç milletvekili mi gitti şimdilik? O üç Demokrat Parti milletvekili gelir. İlhan Kesici İyi Parti Genel Başkanı olursa İyi Parti'ye AKP'den de Gelecek Partisi'nden de Deva Partisi'nden de MHP'den de milletvekilleri gelir iddia ediyorum. Yerel seçimlere kadar çok sayıda milletvekili bu saydığım partilerden, bakın AKP'den de diyorum milletvekili, hem MHP'den de. Evet. Bak burada iddialıyım. Bunu kesin tahmin gibi söyleyebilirim ama şartım İlhan Kesici İyi Parti Genel Başkanı olacak. İyi Parti kurulurken ben bunu yazdım. Daha sonra da Korkusuz'da yazdım. Korkusuz'daki yazımı bulursam sizinle de paylaşayım. Orada da anlattım Meral'e ben. Dedim ki kardeşim senden lider olmaz. Senden devlet insanı da olmaz. İyi Parti şu anda mevcut sağ boşluğunu, muhalefetteki merkez sağ boşluğunu İlhan Kesici ile doldurabilir. Git İlhan abinle konuş. Ona teklif et. Biz böyle böyle bir atılım içindeyiz. Daha parti kurulmamıştı çocuklar, arkadaşlar, canlarım. Evet. Yani doğru söz şahit gerekmez, yemin de gerekmez. Bilenler biliyor. Meral beni dinlemedi. Gitmedi İlhan abisine. Şimdi gidecekler kardeşim. Şimdi İyi Parti eğer gerçekten siyaset hayatına devam etmek, merkez sağda Erkan Mumcu'yla Mehmet Ağar'ın başardığını ama birilerinin devreye girmesiyle ikisini birden tekmelediği o Demokrat Parti oluşumunu gerçekleştirebilirler. İyi Parti Demokrat Parti ile birleşir. İster İyi Parti olarak yoluna devam eder, isterse de Demokrat Parti olarak yoluna devam ederler. Ama bu iki parti çok rahat ve hemen ve derhal ortak kongrede birleşirler. Genel başkanlığa İlhan Kesici'yi getirirler. İlhan Kesici'yi kuracağı yönetimde serbest bırakırlar. Ve yerel seçimlerde de kiminle ittifak yaparsa yapsın, efendim Sayın Genel Başkanımız, biz size inanıyoruz, biz size güveniyoruz. Buyurun, biz peşinizden geliyoruz derler. Rahmetli Süleyman Bey'in çok sevdiğim lafıdır. Lider düşün önüme diyen değildir derdi. Lider düşün peşime diyendir. Bakın Tayyip Erdoğan'a kızıyoruz, beğenmiyoruz ama o düşün peşime diyor. Ötekiler hadi siz gidin biz sizin arkanızdan gelelim diyorlar. Öyle liderlik olmaz. İşte Kemal Bey yapamadı. Beceremedi abi. Kendi seçmeninden korktu ya. Ya lider kendi seçmeninden korkar mı? Ama baskı da yapmaz seçmenine. Seçmene saygı duyar. Tabii ki saygı duyar ama madem lider benim der, düşün peşime. Madem beni seçtiniz, alacağım kararlara inanın, güvenin der. Meral öyle bir şey yapabildi mi? Yapamadı. Neden? Lider kimliği yok. Lider özelliği yok. Ya liderlik kolay değildir ya. Evet, liderlik kolay değildir. Olabilseydi herkes Mustafa Kemal olurdu. Yani canlarım benim. Evet, şimdi bu konuda söylediğimi söyledim. Diyeceksiniz ki ya bütün hepsini çıkardın. İlhan Kesici gitmiyor mu? İlhan Kesici hangi partiyi yönetti? Şimdiye kadar. Meral Akşener yönetti. Kemal Bey yönetti. Ahmet Bey yönetti. Ali Bey yönetti. Temel Bey yönetti. Bahçeli'yle Erdoğan hep yönetiyorlar zaten. Ben genel başkanlık yapanları sayıyorum size. Bunlar gidecekler. Ve ben siyasette yaşa çok önem veren değilim. Hayır. Bülent Ecevit aklımda kaldığı kadarıyla 75 yaşında, en son başbakan olduğunda 75 yaşındaydı. Hükümetten düştüğünde de 78 yaşındaydı Bülent Ecevit. Az yaş değil bunlar yani. Bunlar olabiliyor. Biden kaç yaşında? Düşüyor, olabilir. Roosevelt Amerika Birleşik Devletleri'nin tekerlekli sandalyede 3 dönem yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en başarılı 2-3 başkanından biriydi. Bırakın zihne, bakın zihne. Ben İlhan Kesici'yi yaşıyla maşıyla hiçbir gün uğraşmadım. Kaç yaşında? Benim yaşımda ya. Ben yaşlı mıyım? Bana dede diyorsunuz diye yaşlı mı sayılırım? Ben gencim. Ama kafama bakar mısınız? Bakın 55 dakikadır şakır şakır konuşuyorum. Su içmeseydim konuşamazdım. Neyse, işin şakası bir tarafa tabii ki ama ciddi tarafı şu. İyi Parti'yi kurtaracak bir tek hamle var. Demokrat Parti ile birleşecekler, kurultay yapacaklar, partinin başkanlığına İlhan Kesici'yi getirecekler, yerel seçimlere kadar hiç müdahale etmeyecekler,
kendi yönetimini kendi kuracak. Benden bu kadar. Evet, şimdi Uncle'ın o sorusuna gelelim. Dede, bir sorum olacak demişti. Bir dönem Sayın Tansu Çiller'in danışmanıydın ve yurt dışındaki mal varlığını satıp Türkiye'ye getireceğini söyledi ama yapmadı. Bu konuda ne dersin? Köln'den selamlar. Sevgili kardeşim, ben Tansu Çiller'in danışmanlığını yaptığımda Tansu Çiller'in Türk siyasetinde zerresi bile yoktu. Hiç kimse umursamıyordu onu. 90 milletvekili vardı partisinin. Ne bakandı, ne başbakandı. Genel başkandı ama, Doğru Yol Parti genel başkanıydı ama o kadar. Verdiği söze gelince, o verdiği sözü Mehmetçik Vakfı'na vereceğim diye Ali Kırca'nın bir televizyon programında o taahhütte bulunmak zorunda kalmıştı. Hangi programdı unuttum. Ama Ali Kırca'ya verdiği bir söz olduğunu hatırlıyorum. 1994 olabilir, 1995 olabilir. Tansu Çiller'le kıyasıya mücadele ettiğim yıllar benim. Evet, kıyasıya mücadele ettiğim yıllardır. 94-95 yılları benim. Ama verdiği sözü yerine getirmeli miydi? Tabii ki getirmeliydi. Elbette getirmeliydi. Ya da o sözü vermeyecekti. Ama canlarım be. Uncle. Ya bunlar siyasetçi mi uncle? İnanın, şimdi az önce çok övdüğüm İlhan Kesici var ya, genel başkan olursa acaba bunlar gibi olur mu olmaz mı diye sorarsanız bilmem ona, kefil olmam. Olmamasını temenni ederim. Şimdiye kadarki siyaset hayatı pırıl pırıl geçti. Tertemiz geçti. Doğru Yol Parti'de genel başkan olacak diye Tansu Çiller tarafından istenmedi. İstenmedi. Süleyman Demirel'in değil de Şevket Bey'in damadı diye. Demirel ailesinin damadı diye. Tansu Çiller'in en çok korktuğu kişi İlhan Kesici'ydi. Evet, ben İlhan Kesici'yi milletvekili adayı yapalım dedim. Hasan İkinci. Benle kavga etti. Anlattım daha önce, şimdi anlatmayayım. Çok çirkin, hoş olmayan laflar söyledi çünkü. Tansu Çiller kabul etmişti baştan. Sonra Tansu Çiller de Hasan İkinci'nin etkisinde kaldı. İlhan Kesici'yi 2002 seçimlerinde aday göstermedik. Aday gösterseydik sadece İlhan Kesici'nin İstanbul'daki adaylığı, Doğru Yol Partisi'nin oylarını asgari %7'lere 6'lara çıkarırdı. Evet. Ya İstanbul dediğiniz yer Sivas demek. Gidin Sivas'a, hangi partiden olursa olsun İlhan Kesici'yi sevmeyen bir tek Tanrı'nın kulu yoktur. Kabul etmediler kardeşim, kabul etmediler. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? 2003 senesinde Doğru Yol Partisi kongre yaptı. Tansu Çiller istifa ettiği için Mehmet Ağar'ın karşısına Tansu Çiller rica minnet İlhan Kesici'yi çıkardı. Evet. Mehmet Ağar kazandı tabii ki. Ya. İlhan Kesici Anavatan Partisi milletvekiliyken rahmetli Mesut Yılmaz korktu İlhan Kesici'den. Yıldızı parlamasın diye. İstanbul Belediye Başkanı seçildi diye kutlanırken, evet, Cem Uzan da canlı tanığı bu işin, birden Recep Tayyip Erdoğan kazandı. 60 bin oyla kaybetti İlhan Kesici İstanbul Belediye Başkanlığı'nı. Nasıl oldu bilmiyoruz aslında. Mesut Yılmaz İlhan Kesici nasıl olsa kazanamaz diye aday yaptı. Ondan kurtulacaktı sözde. Ama İlhan Kesici o seçimlerde ikinci olarak çıktı. Bedrettin Dalan'ın da üstündeydi. Zülfü Livaneli'nin de üstündeydi oyları. Evet, İlhan Kesici'nin, o tanınmayan İlhan Kesici'nin oyları hem Bedrettin Dalan'dan fazlaydı. Hem Türkiye'nin yıldızı, dünya çapında yıldızı Zülfü Livaneli'den daha fazla oy almıştı İlhan Kesici. Olmadı. Olmadı. Nasıl oldu bilmiyorum. 70 bin oyla mı 60 bin oyla mı ne kaybetti seçimleri. Mesut Bey de rahmetli bayram etti. İlhan Kesici'nin CHP'ye geçişi ondan sonra Deniz Baykal'ın ricası üzerindedir. Çünkü İlhan Kesici, evet, sağ tandanslı bir siyasetçidir ama Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye'deki en sadık siyasetçilerinden birisidir. Neyse, geldik buralara kadar. Tansu Çiller işte öyle birisiydi. İlhan Kesici'yi milletvekili adayı yapmadı. Parti barajın altında kaldı. Aynı İlhan Kesici'ye gitti, adamlar gönderdi. Gönderdiği adamların başında da kim vardı biliyor musunuz? Bir numarada. Süleyman Soylu vardı. Süleyman Soylu, İlhan abicim ellerini öperim. İlhan abicim ellerini öperim, gel. Gel geç başımıza diyordu. Mehmet Ağar'a karşı. Ah be canlarım benim ya. Ah benim güzellerim ya. Siyasetçilerden uzak duruyorum. İlhan hariç. Bir de bilirsiniz ben çok sık ismini kullanırım. Tanırsınız tanımazsınız pek belli olmaz. Şimdi herhalde o da kulaklarım için atıyordur. Aytun Çeray'a. Dedim ki Aytun,
Ayrılma CHP'den be aslanım. Bu Meral'le yola çıkma be yavrum. Çıkma Meral'le yola ya. Bu Meral'e güvenme dedim ya. Şimdi Aytun Çıray çıksın desin ki abi sen bana öyle bir şey söylemedin Memdi abi desin. Hadi desin ama demez. Çünkü Aytun dürüst adamdır. Namuslu, şerefli, haysiyetli bir adamdır. Şimdi bir günde açıp telefonu Aytun şimdi bana hak verdin diye sormadım. O hak veriyorsa vermiştir zaten. Ama Meral'le olmaz. Bakınız İyi Parti diye bir parti yok artık. İyi Parti silin yani. Ve Özgür Bey kardeşim buradan sana bir ağabeyin olarak bir yaşça büyüğün, bir deneyimce büyüğün olarak sesleniyorum. Özgür kardeşim benim. Meral'e teklif et ittifak. Meral abla de her şeyi de. Bunu de ki İyi Parti'ni seçmen her şeye rağmen senden soğumasın, sana soğuk davranmasın. Aman ha kardeşim kazara bir gün Meral yanına gelir de fotoğraf çektirelim falan derse bir bahane uydur. Bir bahane bul. Karnım ağrıyor de, başım ağrıyor de, hastayım de, rahatsızım de, şimdi olmaz de. Sakın Meral'le yan yana fotoğraf verme kardeşim. Ha Meral'le yan yana fotoğraf verdim, ha Süleyman'la yan yana fotoğraf verdim. Hiç fark etmez kardeşim. Benden sana söylemesi. Evet. Diğeri de İyi Partililer. İyi Partililer. Meral ve kadrosuyla yol yürüyemezsiniz. Bu parti bir ara %19'ları gördü. İlhan abinizi getirin partinin başına. Demokrat Parti ile de birleşin. Tekrar göreceksiniz ki %20'yi aşacaksınız. Ve Türkiye'nin de yolunu açacaksınız. Benden söylemesi kardeşim, benden bu kadar. Dinlersiniz, dinlemezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ne yapabilirim ki yani ben? Ne söyleyebilirim, değil mi canlarım? Evet. İyi gittik mi bugün? Bu kadar. Evet. Şimdi tabii en sona bakıyorum burada. Biraz daha yukarıdan bakalım. Sorulara, biraz da sorulara bakayım müsaade ederseniz. Sonra da sizlerden müsaade isteyeyim. Fatma Çetin, Tansu Çiller'in mal varlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar için bugüne kadar ben bir tek kötü laf etmedim Fatma kızım. Bana gitsin getirsin birisi desin ki ya Memduh Bayraktaroğlu Tansu Çiller'in danışmanlığını yaptı ama ayrıldıktan sonra malları mülk ay demedim. Özer Çiller Sabancı ailesinin hayır Turgut Bey Sabancı ailesinin Özer Çiller Kara Mehmet ailesinin Mehmet Emin Kara Mehmet yani Yapı Kredi Bankası'nın Pamuk Bank'ın bir numaralı yöneticilerinden biriydi. O da tamah etti İstanbul Bankası'na geçti genel müdür olarak. Bana göre iş hayatının en büyük hatalarından birisidir ki adı kötüye çıktı İstanbul Bankası'nda. Ancak Yalı'yı satın aldığında Özer Çiller'le Tansu Çiller siyasetin sesinden haberdar değildiler. Ne yaptı peki? Yanlış yaptığı ne var? Çoğunuza göre yanlış. Bana göre değil. Onu da söyleyeyim. Kuşadası'ndaki çiftlik. Kuşadası'ndaki çiftlik ne kaçaktır, ne imar dışıdır, ne tapusu devlete aittir, ne de hayır. Özel mülktür. Özel mülk sahibine pazarlık yapılmıştır. Tapuya gitmemek için hanımefendinin şimdi adını unuttum. Çok çocuklarının dadısı çok saygıdeğer bir hanımefendi idi. Hanımefendiye vekaletname verilmiştir. Hanımefendi vekaletnameyi orada gittiğinde bir pürüz çıktığı için kendi üzerine almak zorunda kalmıştır. Evet, tapuyu vekaleten alırken bir pürüz çıktığını hatırlıyorum. Efendim olmuyor. Şimdi de her şey işlem. Ben bunu kendi adıma alayım mı? Sunapel ister. Tabii Suna Hanım alın denmiştir ve alınmıştır. Ya gitseniz görseniz küçücük ufacık bir yer Allah aşkına ya. Ben bir de buna kızıyorum ya. Ben Tansu Çiller'in siyasi hayatıyla ilgili her türlü eleştiriyi yaptım. Yine yaparım. Yine yapacağım. Recep Tayyip Erdoğan'a yanaşmasına ifrit oluyorum. Hayatta Tansu Çiller'de asla affedemeyeceğim bir siyasi ahlak dışı bir tavırdır. Yanlıştır. Yanlış kere yanlıştır. Başbakanlıktan ve Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra yani siyasetten düştükten sonra Recep Tayyip Erdoğan'la da Mustafa Sarıgül'le de ortak bana göre kendilerine değil normal namuslu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışmayacak ilişkiler kurmuşlardır. Bakın üstüne basa basa isim veriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'la da Mustafa Sarıgül'le de asla kendilerine onlara yakışır belki de Türk toplumunun, normal bir Türk toplumunun iyi bir vatandaşa yakışmayacak ilişkiler kurmuşlardır.
Onu söyledim, her zaman da söylerim. Parasal ilişki mi? Ya bilmiyorum. Parası, evet, arsa işi olduğuna göre, pek çoğu inşaat, imar falan olduğuna göre herhalde öyledir. Mustafa Sarıgül işte belediye başkanıydı yani. Gidin Mustafa'ya sorun. Memduh Bayraktaroğlu böyle böyle dedi diye. Ne olduğunu. Mustafa benden daha iyi bilir neler olduğunu. Sarıyer'deki arsalara, imarları kim verdi, nasıl verdi, niçin verdi, hangi yetkili, hangi güçle verdiler, nasıl bilmiyorum. Onları da gidin verenlere sorun. Değil mi canlarım? Ben bilmem onları. Evet, TOGG araç üretimi var mı? Hiç ses, görüntü yok. Doğalgaz, petrol yalandı, anladık. TOGG ilgili bir yorum bekliyorum. TOGG marka otomobilleri yollarda görüyor musunuz? Önce onu sorayım. Ben inanınız bugüne kadar yolda bir tek TOGG markalı araba görmedim. Ben görmedim diye yok demek değil bu. Ama ben görmedim. Türkiye'de üretilen, Türkiye'ye ithal edilen arabalardan neredeyse her gün, mesela Marmaris'e gittiğimde de, Muğla'ya gittiğimde de, Bodrum'a gittiğimde de görüyorum yani. Hemen her marka araba gözüme çarpıyor. Ama bugüne kadar bir tek TOGG görmedim. Bu üretilmediği anlamına gelmez. Ama birileri dedi ki bana, dostum Memduh, Gemlik'te fabrika var, fabrikanın içini gezdirdiler. Kim gezdirdi bilmiyorum, görmedim. Şimdi yanlış anlaşılır diye söylemeye de korkuyorum. Galiba Fatih Altaylı gezmiş değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum. Fatih Altaylı ben gezdim, gördüm, üretim var demiş. Demiş diyorum, ben duymadım Fatih'ten böyle bir şeyi. Demişti de Fatih'e, otomobil konusunda Türkiye'nin en iyi bilenlerinden biridir. Fatih otomobil konusunu iyi bilir. Bilir. Emre Özpeynirci harika bilir. Emre derse ki evet, TOGG üretiliyor, satılıyor. Ben inanırım. Ama şimdilik ben görmedim diyorum. Onun için canım, bu soruna verebileceğim cevap sevgili Sezai Beyciğim bu kadar. Evet. Aynen. Görüyorum da yani bana destekler var. Faizle ve ucuz krediyle ilgili. Evet. Aklın yolu bir canlarım benim. Yani benim düşündüklerimi sizler de tabii düşünüyorsunuz mutlaka. Ve böyle olacak. Ucuz kredi verecekler. Tabii. Popülizm. Dibine vuracaklar. Dibine popülizmin vuracaklar. Evet. Dara Çolakoğlu'da Fatma Hanım, o yalıyı ele geçiren Tansu Çiller değil, kocası Özel Çiller'dir demiş. Ele geçirmek diyelim mi bilmiyorum. Diyebiliriz de peki, ama Özel Çiller o yalıyı aldığında yine bilebildiğim kadarıyla Mehmet Emin Kara Mehmet'in genel müdürlerinden biriydi. Yani siyasetle hiç ilgileri yoktu yani. 70'li yıllarda. Tansu Çiller'in siyasete girişi 1991 seçimleridir. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yalı Merez'le de araları bozuktu Tansu Çiller'in. Yalı Merez'le de Tansu Çiller'i ben barıştırdım. Yalın Bey'in hanımı çok kızdı. Barıştılar diye. Çok kızdı. Hiç affetmedi çünkü Tansu Çiller'i. Evet, Yalın Bey de bakın siyasette bıraktı, çekildi kenara. İşini yapıyor. İyi bir sanayicidir. İyi bir sanayicidir. Ama adama neler yaptılar Türkiye'de. Ne yazık ki Türkiye böyle bir ülke. Evet. Fikirlerinizi aynen katılıyorum canlarım benim. Burada itiraz edebileceğim bir tek fikir görmedim. Hepsi doğru fikirler. Çünkü aklın yolu bir. Çok hoşuma gitti. Bir anda bunu bakıyorum. Memduh Bey, yatırımlık boş evim var. Önümüzdeki günlerde ne yapmalıyım? Konut hakkındaki fikrinizi merak ediyorum. Güzel bir soru aslında. Ama canlarım, ben uzman değilim. Ben finans uzmanı da değilim. Emlak uzmanı da değilim. Ama söylüyorum. Emlak fiyatlarında bir şişme var şimdilik. Şimdilik bir şişme var. Olduğu belli. Emlak satışları çok düşüyor. Bir piyasada satışlar düşüyorsa, yani talep azalıyor ise, piyasaya mal sürenler, yani mesela konut arzında bulunanlar talep bulamadıkça
fiyatlarını düşürürler. Talep bulamadıkça fiyatlarını düşürürler. Önümüzdeki dönemde benim tahminim, o nedenle söylüyorum, büyük ihtimalle seçimlere kadar konut kredilerini düşürüp konuta talep yaratabilirler. O nedenle bekleyin de diyebilirim yani. Ama Nisan'dan sonra konut fiyatlarının satışı çok zorlaşacak gibi geliyor bana. Piyasa sadece nakitle dönecek. 3 sene en az. 2004 Nisan'dan 2024 Nisan'ından 2027 Nisan'ına kadar Türkiye ekonomisi nakit parayla dönecek. Özür dilerim. Öyle görüyorum. Öyle öngörüyorum daha doğrusu. IMF'yle anlaşacaklar. Başka çareleri yok. Başka çareleri yok. Şimdilik sıcak para gelecek 4 ay 5 ay daha. Nisan'dan itibaren de IMF'yle yapılacak standby sözleşmesi gereği. Bu sefer hem yatırımlar açılacak, yani sabit yatırımlar açılacak, hem de görebildiğim kadarıyla borçların bir kısmı ertelenecek. Önemli bir miktarda da dönmek için belki 50-60 milyar dolar kadar da bir nakit desteği yapacaklarını tahmin ediyorum. Öyle sanıyorum, bilmem. Aman ha, Sayın Harun Öpgün, dedin ki. Demedim. Hayır. Olabilir yani, böyle şeyler olabilir. Siz de düşünün abi. Ben hayatımda hiç kimseye bir gün bile yatırım tavsiyesinde bulunmadım. Bakın, Fatma Çetin kızımız diyor ki, hanımefendi kardeşimiz, evimizin karşısında genelde Kastamonu, Çankırı, Elazığlı, Samsunlu emeklerin takıldığı kahvehaneler var ve hepsi şahsım ve bahçeliye tapıyor hala. Muhalefet var mı? Var mı muhalefet? Bakın, muhalefeti zemmetmiyorum, kötülemiyorum, aşağılamıyorum, küçümsemiyorum. Özgür Özel'de umut bile görüyorum. Ama hayatta bir realite. Çoğunluğun, eğitimsiz, cahil, fakir çoğunluğun tahakkümünü yaşıyoruz. Sen istediğin kadar gustosu yüksek birisi ol. Ben de ayda bir kere sinemaya gideyim, bir tiyatroya gideyim, bir konsere gideyim. En azından dışarıda mütevazı bir yerde bir yemek yiyeyim, bana çocuk bir döner. Tabii, elbette ve çok haklısınız. Ama sayınız az. O sayıyı artırın. O sayıyı artırın. Bu sayının artması için merkez sağda dürüst, şerefli, ahlaklı, namuslu, entelektüel birikimi yüksek, sanattan zevk alan, evet, sanat gustosu yüksek kişilerden oluşan bir siyasi parti kurulması şart. Var mı? Öyle ya da böyle bir zamanlar bir anavatan partimiz vardı canlarım. Vardı yani. Ve ben hatta bir gün bunu hem de Tansu Çiller'in danışmanı olduğum zaman da söylemişimdir. Keşke demişimdir, Anavatan Partili milletvekilleri Doğru Yol Parti'de, Doğru Yol Parti milletvekilleri Anavatan Parti'de olsa demişimdir. Evet, öyleydi çünkü. Anavatan Parti milletvekilleri hepsi entelektüel birikim olan, sanattan anlayan, sağcı, muhafazakar çoğu ama hepsi elit insanlardı, kaliteli insanlardı. Öyleydi. Doğru Yol Parti'ye giriyordunuz, köy çocuklarıydılar. Kusura bakmasınlar, öyleydi. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı bu ya. Türkiye'nin sıkıntısı merkezde, merkez sağda. Ya CHP başka bir şey ya. CHP'nin adı kötüye çıkmış. Kemal Bey 4 tane dindar adamı partiye aldı diye başına gelmedik kalmadı. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Yarın Özgür yapmaya kalksın aynı şeyi, Özgür'ün de ağzına tükürler. Tükürler. Bu nedenle ortada merkezde liberal demokrat, sola açık, sola derken yani insancıl sola, hümanizmaya, insan haklarına açık, sanata açık, evrensel bütün değerlerle barışık, medeni bir merkez sağ parti lazım kardeşim. Yok. Yok işte, var Meral ya. Meral insanların ciğerlerine batırıyor. Ben diyor adamın böbreğini alırım diyor. Şah damarından girerim diyor. Kadın söylüyor bunları. Erkek söylese de ayıp ama kadın söylüyor. Kendimi mezbahada falan sanıyorum ben Meral'i dinlerken. Yani kaldı ki mezbahada bile öyle konuşulmaz yani. Canlarım.
Bilal'i anlatır gibi anlat diyorsun ama burada Bilal yok ki. Niçin Bilal'i anlatır gibi anlatayım? Beni yorma o kadar Metin. Çok yorulurum, anlatamam. Ben şimdi şu anda bizi izleyenlere anladıklarından emin olduğum için onlara göre anlatıyorum canım benim. Bilal'e göre anlatmaya kalkarsam şu bir saat için anlattığım sohbeti 7-8 saat yapmam lazım. Kolay mı? Adam 15 dakikada bir şey anlatamadılar. Sıfırlamanın ne demek olduğunu. Teşekkürler. Evet. Mesut Çağdaş diyor ki dedem yeter bu kadar mafya güzellemesi. Hangi mafyayı güzelledim bilmiyorum vallahi. Söyle de bileyim ya, hangi mafyayı güzellediğimi. Bileyim, öğreneyim. Bir daha güzellemeyeyim Musa. He? Çok genel konuşmayın. Yani birilerini suçlarken canlarım, herkes herkesi suçlayabilir. Olabilir. Eleştiri ise en tabii hakkımız. Ancak gerekçesiz eleştiri olmaz ya. Ben değil mi birisini eleştirirken diyorum ki bu nedenle eleştiriyorum. Birisini överken diyorum ki tamam adamın bu tarafı kötü, berbat ama adamın bu tarafı da iyi. Adam anlattım, bir de anlatayım. Köylünün biri bir başka köylünün öküzünü çalmış. Çalmış gitmiş. Köylü bıraktığı yere bakınca öküz yok. İzlerini takip etmiş, gitmiş ileride bir yerde bir mezarlık başında eski mezar taşları falan var. İneği, öküzü orada mezar taşına bağlı. Adamın biri de belli ki öküzü çalan adam da namaz kılıyor. Beklemiş yine de saygılı köylü namazın bitmesini. Adam selamını verdikten sonra tüh sana be demiş. Hem demiş namaz kılıyorsun utanmadan, bir de demiş benim öküzümü çalıyorsun. Adam demiş bir dakika kardeşim, bir dakika. O demiş harcım, yani hırsızlık harcım, mesleğim. Bu demiş borcum. Şimdi canlarım, harcımız da var, hepimizin borcu da var. Benim işim insanların yanlışlarını, siyasetçilerin, iş insanlarının da, sporcuların da, sanatçıların da yanlışları varsa eleştirmek. Dünyanın en sevimsiz işi. Yaptığım işten hiç memnun değilim. Hiç sevmiyorum. Ama işim artık benim bu. Neredeyse 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Şimdi ben biraz farkım var galiba. Birisini eleştiriyorsam yanlışlarını, doğrularını görmezden gelemem. İsterse mafya olsun, bana ne ya? Sedat Peker'e destek verdim. Değil mi? Verdim. Bugün çıksın gene konuşsun gene destek verir. Neden? İyi iş yaptı çünkü. Ya birisi iyi iş yapmış ise, iyi iş yapıyorsa ben destek veririm Mesut. Güzelleme değil bu. Güzelleme birilerinden menfaatin olur. Benimle ilgili bir tane duydunuz mu? Gördünüz mü? Bir sürü hakkımda mahkeme var. Hangisi? Bir tanesi var mı bir namussuzluk, bir iş takibi, bir hırsızlık, bir uğursuzluk, bir şerefsizlik var mı? Bir tane. Çamur bile atamazlar. Çamur. Mesut tutmaz. Teflon tava gibiyimdir. Tutmaz kardeşim. Onun için öyle bir şey söylediğin zaman hangi mafyaya güzelleme yaptığımı da, hangi cümlelerle yaptığımı da anlatacaksın. Diyeceksin ki ya be de şundan şu kadar malı götürdün. Mesut Efendi. Böyle şeyler, bunlar hoş şeyler değil. İddiaya göre Söylü aramış bankayı diyor, efsane tarihçi. Ne bankasını, tabii oralarını kaçırdım herhalde. Bilmiyorum canlarım. Evet, seçime kadar topa basacaklar demiş Necdet Erdin. Seçimden sonra gol atacaklar. Böyle olacak. Ne yazık ki böyle olacak canlarım. Ne yazık ki böyle olacak. Evet. Ali Topalak. Dede bize bir de Özerçiller terör örgütünü anlatır mısın? Anlat. Doğru. Terör örgütü değil. Değil ama Süleyman Demirel engel olmasaydı devletin içinde bir terör örgütü kuruluyordu. Doğrudu. Tansu Çiller, Özerçiller ve ekibinin hazırladığı kanun teklifini Süleyman Demirel'e götürdüğünde Süleyman Demirel Tansu Hanım'a dedi ki kızım şu pencereyi açarım Çankaya'da ve seni bu pencereden aşağı atarım dedi. Al bunu götür dedi. Devletin içinde çete kurdurmam dedi. Evet. Anlat. Ben bunu Tansu Çiller yıllarımda da anlattım zaten bu olayı, daha genişini. Şimdi anlatmaya kalkarsam bir saat sürer, yoruldum. Zaten bir saat 20 dakikadır konuşuyorum. Efendim.
Evet, güzel bir hatırlatma. 2002-2012 arası hukuk devleti vardı dediniz. Ancak Ergenekon, Balyoz vesaire davaları da o yıllar arasındaydı. Hatırlatmak istedim dedi. Kesinlikle haklısınız. Ancak o davalar hukuk devleti olmadığı anlamına gelmiyor. Yargıçlar, savcılar birileri tarafından satın alınmış olabilir. Savcılara sahte belgeler götürülmüş olabilir ki nitekim götürüldüğünü hep beraber gördük de nitekim. Ama o zaman için hiç kimse devleti yöneten siyasi iradenin o mahkemelere baskı yaptığı konusunda bir delil ileri süremedi. En büyük delil Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş hatasıdır ki çok eleştirdim. Ben bu davaların savcısıyım dedi. Bir ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı, o zaman başbakandı, yargıyla ilgili konularda hiçbir tarafın ne yargıcı olur, ne savcısı olur, ne avukat olur. Deniz Bey de kalktı, ben de bu davaların avukatıyım dedi. Devlet yönetenler, politikacılar yargı olaylarında ne zanlının yanında yer alırlar, ne müştekinin yani şikayetçinin yanında yer alırlar. Böyle bir şey olmaz. Çünkü yargılama sonuna kadar yargılanan herkes masumdur. Yargılama bitinceye kadar herkes masumdur. 2012'ye kadar olan bu davalar konusunda da hukuk devleti yoktu dersek hukuk devleti 2013 yılındaki 17-25'te yıkıldı kardeşim benim. Evet. Onu yazmamışsın. Dikkat ettim. Onu da yazsaydın iyi olurdu herhalde. Daha doğru olurdu. Yani ben ne diyorum? KHK'lıları tahliye edin diyorum. Selahattin Demirtaş'ı tahliye edin diyorum. Osman Kavala'yı tahliye edin. Can Atalay yazık yazık. Can Atalay ile hemen tahliye olması gereken durumda. Hepsi hemen olması gerekir de hadi diyelim. Sabahat Tuncel, Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ değil mi? Ama bir şey daha söylüyorum ben. Cezaevinde yatan 80'i, yaşları 80'i geçmiş paşaları tahliye edin diyorum. Sıfır günah. Bakın o dönemin en canlı tanığıyım. Sıfır günah. O paşaların hiçbirisinin 28 Şubat denilen süreçte ne darbe yapmışlar, ne darbeye teşebbüs etmişler. Hiçbir şeyle alakaları yok. 2007-2012 arasında anlattım. Hadi bir daha anlatayım. Yoruldum ama bir daha anlatayım. Neşe Düzel ve Şamil Tayyar 2007 senesinde Taraf gazetesinde söyleşi yaptılar. O söyleşide o gün halen görevde olan muvazzaf paşaları bir nevi şikayet ettiklerinde hem Neşe Düzel'le hem Şamil Tayyar'la kavga ettim. Şamil Tayyar'ın yazısı Star gazetesindeki yazısı kaldırılmadıysa orada duruyordur. Benim de adım geçiyor. Memduh Bayraktaroğlu, Şamil Tayyar Star diye yazarsanız büyük ihtimalle duruyoruz. Bana çaktı tabii. Umurumda bile değil bana çakması. Ne dedim orada? Onlar o zamanlar cemaatten beraberler. Taraf gazetesi falan. Erdoğan dedim. Gülen cemaatini kullanacak. Türk Silahlı Kuvvetler'de tasfiye yapacak. Sonra da cemaati tasfiye edecek dedim. Evet, Şamil Tayyar yaşıyor işte. Şimdi kendi hükümetiyle kavga ediyor. Desin ki Memduh Bayraktaroğlu yalan söylüyor. Hadi desin. Yani bana suçlamada bulunurken çok dikkatli bulunmak lazım. Gerekçesini koyun ortaya. Cevabını veremiyorsam özür dilerim zaten. Affedersiniz derim. Bunu güzel yazıyorsun. 2002-2012 arası güzel. Balyoz, Ergenekon. Ben bunlarda Balyoz ve Ergenekon davasında cezaevine atılan yakalarından ya da omuzlarından aporetleri sökülen generallerle beraber onlara destek veriyordum. Tuncay Özkan'la meslek hayatım boyunca kavga ettim. Tuncay Özkan'a en büyük desteği verenlerin başında ben geliyorum. 2004 senesinde Tercüman Gazetesi'nden beni Erdoğan'ın kovdurduğunu söyleyen Nazlı Ilıcak hapse girdiğinde Nazlı Ilıcak'ın yanında yine ben vardım. Recep Tayyip Erdoğan 1998'de, 97-98'de şiir okuduğu için yargılanırken yanında yine ben vardım. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için değil, adaletsizliğe uğradığı için. Peki arkadaş, Ergenekon, Balyoz davaları tabii ki haksız, tabii ki mağdurlar yarattı. Peki 17-25'te ne oldu? 17-25'te nerede savcılar?
17-25 operasyon diyorsunuz. Kimileri operasyon diyor. Bence adamlar devletteki görevlerini yerine getirdiler. Neredeler şimdi? Onları niye konuşmuyorsunuz? Onları bana niye sormuyorsunuz? KHK'ları niye sormuyorsunuz? İnsanlar birisine inanmışlar. Bir imama inanmışlar. İmam salya sümük ağlıyor. Onlar da dürüst, şerefli, temiz ahlaklı Müslümanlara inanmışlar. On binlercesi cezaevinde. Onları niye düşünmüyorsunuz hiç? Herkes kendine Müslüman. Herkes kendine Müslüman. Ben paşaları savunduğum zaman hatta bazı yakınları KHK'dan mahkum olanlar bile onlar faşist diyor bana. KHK'lıları koruduğum zaman da o asker yakınları bana diyor. Siz diyor FETÖ'cü müsünüz diyor. İnanamıyorlar. Neye? Bir insanın adil olabileceğine inanamıyorlar. Çünkü onlar sadece kendi ölülerini ağlayanlar. Ben kendi ölülerini ağlayanlardan değilim. Ben herkesin ölüsünü ağlayanlardan. Ben mağdur olan herkesin yanındayım kardeşim. Bana istediğinizi söyleyin. Bu arada da bahaneyle cevap vermiş oldum. Evet. 1 saat 35 dakikadır. Vallahi ya bu yani iyi. Teşekkür ederim. Kalabalık kızlar galiba değil mi? Kaldı ki kalabalık olmasak ne olacak ya? Önemli olan burada birbirimizle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Cevap vermem gerekiyorsa cevap veriyorum. Ünal İnce bir şeyler yazmış. Sayın Bayraktaroğlu, İlhan Kesici'de o enerji kalmış mı? İlhan Kesici'ye o yolu açabilecek biri var mı? Meral Akşener yoruldu. Sonuç İyi Parti MHP'ye katılır. Ben İyi Parti'nin MHP'ye katılacağını zannetmiyorum. Neden? Bir parti aslında seçmeni demektir. Şu anda İyi Parti'nin seçmeni var ve bu seçmenler Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bahçeli'den de nefret eden seçmenler. Neden MHP'ye gitsinler? Neden MHP'ye katılsınlar? Dediğim gibi birleşeceklerse Recep Tayyip Erdoğan'la aslanlar gibi mücadele eden Demokrat Parti ile birleşirler. Arkadaş, değil mi Ünal Bey? İlhan Kesici'de o enerji var mı deyince, var, yakından tanıyorum. Benden çok daha güçlü ve benden çok daha sağlam. Bende bir sürü hastalık var. İlhan Kesici'de benim bildiğim, benim tanıdığım kadarıyla hiçbir rahatsızlığı yok. Her şey yerinde yani. Sağlam adam. Evet. Kaldı ki zihin. Burası önemli. Yoksa sporcuları koyarız oraya. Ha, değil mi? Sporcular var ya 90 dakika koşuyorlardı. Milyonlarca da para kazandılar ama ne kadar aptalmışlar. Ne dedi BDDK raporu? Ortalama zekalı bir insan dedi buna aldanmaz ama aldandılar. Fatih Terim çok zeki, kral, imparator. İmparatora bak, orta zekalı imparator. Bırakın geçin. Gençleri çok seviyorum biliyorsunuz. Neden? Onlar bizim geleceğimiz diye. Geleceğimizi seviyorum diye mevcudu sevmeyeyim. Mevcutu sevmeyeyim mi? Benim yaşıtlarımı sevmeyeyim mi? Benden 10-15 yaş küçükleri sevmeyeyim mi? Benden 10 yaş 15 yaş 20 yaş büyüklere saygı duymayayım mı? He, canlarım benim. Her zaman örnek veriyorum. Ali Nail Erdem'i tanır mısınız? Keşke imkan olsa da bir televizyona çıksa da millet dinlese 97 yaşındaki zihni. Benim kayınvalidemi gördünüz mü? 90 yaşında. Arda Turan gibi, Fatih Terim gibi 50 tane cebinden çıkarır. Asla böyle bir şeye aldanmazdı. 1000 kere sorardı. Ne oluyor diye kalsın derdi. %3 derdi. Çantadaki keklik daldaki keklikten daima iyidir. Bizim bu gençler, genç futbolcular 90 dakika 15 kilometre koşanlar daldaki kekliğe tav oldular. Çantadaki kekliği verdiler. Yani. Yani canlarım benim. Evet Ünal Bey işte böyle yani. Soru arıyorum bu arada. Marmara Deniz İmite Şirketi. İlhan Kesici hiçbir zaman kendini ortaya atmaz. Demirel ona hiç güvenmedi. Demirel'e sordunuz mu bilmiyorum. Ben Demirel'in İlhan Kesici'ye ne kadar sevgi ve saygı duyduğunu bizzat tanığıyım. Ben tanık oldum. Siz
Demirel'e bunu sordunuz. Demirel size bunu söylediyse vallahi bilmiyorum yani. Pes ederim. O zaman Süleyman Bey 200'lüymüş demek ki derim. Yattı yanılır olsun. Ama ben Süleyman Demirel kardeşinin damadı olduğu için değil, İlhan Kesici'ye çok değer verdiğini bildiğim için böyle söylüyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında İlhan Kesici varken Süleyman Demirel başbakan. Arkadaşlar ya birilerini zemmederken yani kötülerken dürüst davranın. Başka bir şey istemiyorum ha. Dürüst davranın. Temiz ahlaklısınız mutlaka. Temiz ahlakınıza leke getirmeyin. Dürüst davranın. Çok. Bu çok önemli. Bir defa yalanınızı yakalarlarsa inanın 80 sene doğru söyleseniz kimse inanmaz. Böyle insanlar böyle abi. Böyle. Onun için aman çok dikkat. Çok dikkat. Papaz, Memduh Bayraktaroğlu Cumhurbaşkanı olmalı. Olamam. Benden Cumhurbaşkanı olmaz. Neden derseniz, ya bende şeker var. 30 sene önce bypass ameliyatı oldum. Yani kalp damar sağlığım pek yerinde değil. Mide çok sağlam sayılmaz. Abi benden nasıl Cumhurbaşkanı olacak bu halimle? Bakın benden neden? Sağlık sorunlarım olduğu için olmaz. Beynim yerinde ama sağlık. İlhan Kesici öyle değil. Maşallah var İlhan Kesici'nin. Evet, Cenk Uz, Bahçesaray yakın dövüş ustasıdır dersiniz. Size burçak yumruk mesafesine kadar yakınlaştı mı? Ha size vuracak diyecek herhalde. Burçak yazmış. Neyse. Veled dalin amin. Gidersin derdiniz falan. Evet. Yakın dövüş ustalığı demek bu bir terimdir. Değil mi canlarım? Terim ne demek? Deyim ne demektir? Biliyorsunuz. Deyimler sözlüğü 2000 tane deyim var. Hüseyin Aksoy zannediyorum. Yanılmıyorsam. Bende de var. Bir ara gösteririm. 2000 tane. Öyle. Pılını pırtını topladı gitti. Bir deyimdir. Pılını pırtını topladı gitti demek külliyen gitti. Her şeyini aldı gitti demektir. Yakın savaş sursası da buna benzer. İnsanlar siyasette iki türlüdürler. Kimileri kendilerinin ne düşman belledikleri insanları yakınlarına çekerler. Boksörler dövüşürken birbirlerine sarılırlar. Neden sarılırlar? Ha neden? Yumruk yemesinler diye. Değil mi? Uzakta durursa yumruk mesafesinin dışındadır ama karşısındakinin de elleri kolları açıktır. Biraz yaklaşırsa boksörün bir tanesi bir boş bulundu mu karşıdan bir aparküt mü derler ne derler bir kroşe şak diye yerdesin. Onun için Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'yi yanına almak işine geldi yakınına sokmak. Hem kontrol edebileceğine inanıyordu. Yani yakında bütün her hareketini kontrol edecekti onun. Hem de dışarıdan kendisinde salladığı yumruklardan kurtulacaktı. Yine Süleyman Demirel'le ilgilidir. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden biri. Süleyman Demirel'e her gün kalkıyor. Gazetelerde okuyoruz o zamanlar. 1980 öncesi. Hakaret ediyor. Bayağı bildiğiniz hakaret. Süleyman Demirel'in insanları mahkemeye verme gibi bir huyu yoktu. Neyse. Bir gün bir baktı gazetede. CHP'li o milletvekili Adalet Parti'ye transfer olmuş. Ali Nalli Bey soruyor. Beyefendi diyor. Bu adam size her gün küfür ediyordu. Siz bunu şimdi partiye aldınız. Nalli diyor. Bülent Bey'in kapısında köpek olup bana havlayacağına benim kapımda köpek olsun her gün onu havlasın diyor. Çok ahlaki değil ama öyle oldu ve nitekim o arkadaş Bülent Bey'i avlamaya başladı. Böyledir. Birisi size düşmanlık ediyorsa yanınıza alırsanız hem kontrol edersiniz hem başkalarına havlar sizi havlayacağına. Mesela Bahçeli'nin Erdoğan'a söylediği lafları hatırlıyor musunuz? Köpeğin önüne atsanız yemez değil mi? Ne laflar, ne hakaretler. Kemal Bey o hakaretlerin hiçbirisini yapmadı Recep Bey'e. Bahçeli ne hakaretleri. Sonra Erdoğan da ona göz yumdu. Gel dedi, gel dedi. Bahçeli'nin de işine geldi. Onun yanına yaklaşıp devleti ele geçiririm dedi.
Ama dedi ne zamdan etkilenirim, ne enflasyondan, ne yağsızlıktan, ne gıdasızlıktan, ne petrol geldi gitti yok bilmem dedi. Ve bakın orada 6 senedir devleti hemen her kademesine kedi adamlarını yerleştirdi. En çok da yargıya yerleştirmiş olduğunu hep beraber şimdi görüyoruz, duyuyoruz, öğreniyoruz. Ya Cenk Bey, Ünal Bey yine demiş. Sayın Bayraktaroğlu, ülkenin sorunu İyi Parti'nin kurtarılması değil. Bakın pırıl pırıl bir genel başkan geldi CHP'ye. Siz ona tavsiyelerde bulunmazsınız. Belli ki Ünal Bey beni dinlemiyor. Ben Özgür Özel'e destek veriyorum. Değil mi? Veriyorum. Vereceğim de zaten yine de. Ve hatta naçizane tavsiyelerde de bulunuyorum. Şöyle yaparsan böyle yaparsan diye. En baş tavsiyem de Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap alma diyorum. Değil mi canlarım? Duyuyorsunuz. Sakın ola diyorum. Erdoğan'ın adını bile anma. Hiç anma. Düşün ki Türkiye'de Erdoğan diye biri yok. Bir cumhurbaşkanı var. Ama adı yok. Adı olmayan bir cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak konuştuğunda cevap vermek gerekirse cevap verecek olanlar da partide birileridir. Onlar cevabını verirler. Özgür Bey diyorum, siz ne yapacaksınız onları anlatın. İyi Parti'yi kurtarmaya gelince ister kabul edin ister kabul etmeyin. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü yapısıyla bırakın Özgür Özel'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü getirip genel başkan yapsak zorlanır. Çok zorlanır. Öyle az değil. Çok zorlanır. Hele bir de HDP'de uzak kalırsa bakın, ama ben ne diyorum Özgür Özel, Meral Akşener'in olduğu bir İyi Parti ile sakın ola sakın ortaklık etme. Meral Akşener'le sakın ola kazara bile olsa yan yana fotoğraf dahi verme. Aleyhinde delil olarak kullanılır. Aman kardeşim diyorum. Değil mi? Yani. Evet, yine Cenk Uz diyor galiba. Eskiden de ülke parlak değildi. Ben eskiden ülke parlaktı mı dedim yoksa bir yer mi? Türkiye 1950 14 Mayıs seçimlerinden itibaren hiçbir zaman parlak bir ülke haline gelmedi. Hiçbir zaman demeyeyim haksızlık olur. 65-71 arasında Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde çok parlak bir dönem geçirdik. Aşırı parlak bir dönem geçirdik. %5 yıllık enflasyon, %7 büyüme hızı. Cumhuriyet tarihimizde bir tek Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk 15 senesinde yaşandı. Başka hiçbir dönemde böyle bir şey yaşanmadı. Ne Tayyip Bey, ne o, ne bu, hiçbir şey. Hiç kimsesinde. Ne Turgut Bey. Sadece Süleyman Demirel'in 6 yılında yaşandı. Askerler Süleyman Demirel'i, o Süleyman Demirel'i iktidardan düşürdüler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı konulardaki yanlışları ve yanlışların ülkeye verdiği zararın ne haddi var ne hesabı var. Lütfen artık bunu kabul edelim. Lütfen kabul edelim. Çok zarar verdiler ülkeye. 27 Mayıs'ta verdiler, 12 Mart'ta verdiler, 12 Eylül'de verdiler. Daha sonra verdiler hep. Ve sonra şimdi ne oldu? Her şeye rağmen o günkü silahlı kuvvetleri bile arar hale geldik. Değil mi ya? Anlatamadık bunları biz. Biz bunları anlatamadık. Yapmayın etmeyin dedik ama anlamadılar. Hala da anlayan yok. Sonra da generale bir tanesi kalkıyor gidiyor. Özel sektörün kurdelasını ucundan tutuyor resmi elbiseyle. Resmi. Sivil gitse gider tabii canım. Saat 5'ten sonra kimle karışır adama? Sivil giyindikten sonra. Dünyayı deliler yönetiyor demiş Murat Çorluoğlu. Dünyayı deliler yönetmiyor. Dünyayı aptallar, cahiller, hırsızlar yönetiyor. Deliler. Ben böyle hem deli hem hırsız pek görmedim.
Gören varsa bana bildirsin. Ya bu deli ve hırsız. Deli bir bakıma deliyle dahi arasında bir saç kılı kadar fark vardır. Öyle derdi benim büyüklerim. Delileri küçük görmeyin derdi. Aptallardan korkun, delilerden korkmayın derdi. Delinin deli olduğunu bilirsiniz, en azından tedbir alırsınız. Aptalın aptal olduğunu bilmezseniz size çok zarar verir derdi. Kendine de zarar verir. Evet, telefonum çalıyor ama tabii ki bu saatte kim olduğunu bilmiyorum. Bakamayacağım da. Evet. Canlarım, müsaadenizle tabii şimdi telefon geldi diye kapatıyor değilim. Ama zaten kapatacaktım. Bir saat 35 dakika mı? Bir saat 40 dakikadır sizlerle beraberim. Sürçülisan ettim Sehat falan. Mütevazılık yapmayacağım. Kolay bir iş yapmıyoruz. Kimseye yaranmak niyetinde değilim. Ama kimseyi aşağılamak niyetinde de değilim. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Kendi fikirlerimin mutlak doğru olduğundan kendim de emin değilim. Ama fikirdir. Fikrin yalanı ve yanlışı olmaz. Haberin yanlışı ve yalanı olur. Bilginin yalanı ve yanlışı olur. Bilginin de yalanı pek olmaz. Yanlış bilgidir. Doğru diye söylersiniz, yanlış çıkar olabilir yani. Yalancılık başka bir şeydir. Ne yazık ki dünyayı yalancılar yönetiyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Ve lütfen ensenizi karartmayın. Lütfen.